Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeyi geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Benim de bir hikayem var Pınar. Lütfen bunu yayınla. Herkesin ders almasını istiyorum. Adıma Ebru diyebilirsin. Üniversite zamanlarımdı. İki arkadaş aynı evde kalıyorduk. O arkadaşımla da fazla samimi değildim. Arada sırada salonda denk geliyorduk. Kendi odasından çıkmazdı fazla. Genellikle benim arkadaşlarım evime gelirdi. Onlarla vakit geçirirdim. Hele onlar gelince hiç dışarı çıkmazdı. Davet de ederdik, yanlış anlamayın. Kendisi tercih etmezdi gelmeyi. Bir gün mutfakta yemek yemiştik. Konu cinlere geldi. Bizim bir arkadaş Karabasan yaşamış. Sonra diğerleri sırayla yaşadıkları Karabasan olaylarını anlattılar. Sonra bir arkadaşımız hadi cin çağıralım dedi. Cin çağırmayı hiçbirimiz bilmiyorduk. Daha önce denediğimiz yaptığımız bir şey değildi. Bu ev arkadaşım hemen çıktı odadan. Ben odama geçiyorum, beni saymayın dedi. Her zaman yaptığı şeydi zaten. Yaptığımız hiçbir aktiviteye, etkinliğe katılmazdı. Biz denemek istemiştik. Hemen kağıtlardan harfleri ve rakamları kestik. Hem izlediğimiz filmlerden hem de internette gördüklerimizden nasıl yapıldığını az çok biliyorduk. Her şeyi hazırladığımızda sıra onu çağırmaya gelmişti. Hiçbirimiz çağırmayı bilmiyorduk. O yüzden rastgele sözler söylüyorduk. Ey cin, geldiysen cama tıkla, çeşmeyi aç, Ayşe'ye tokat at. Dalga geçer gibi şeyler söyledik. Hepimiz de gülüyorduk çünkü gelmeyeceğini biliyorduk. Çağırma dualarını okumamıştık çünkü. Kendi kendimize eğleniyorduk işte. Daha doğrusu eğlendiğimizi zannediyorduk. Hiçbir şey olmayınca malzemeleri topladık. Benim odama geçelim dedim. Benim odamda bilgisayar vardı. Oradan müzik açarız. Kızlarla birlikte yatağa oturduk ve müzik açtık. Dinleyip sohbet ederken ev arkadaşım girdi odaya. Normalde adeti değildir kapı çalmadan girmek. Pat diye daldı odaya. Niye çağırdınız diye sürekli aynı cümleyi tekrarlıyordu. Ne oldu dedim, sen iyi misin? Sana mı bir şey yaptılar? Gözüme dik dik bakıp niye çağırdınız diyor. Sonra odasına gitti. Ben de peşinden gittim. Onun aksine ben kapıyı çalarak girdim. Girdiğimde uyuyordu. Uyandırdım tabii. Gözünü açıp ne oldu dedi bana. Asıl sana ne oldu? Yanımıza gelip niye çağırdınız dedin ya. Ben yanınıza gelmedim ki. Odamdan hiç çıkmadım dedi. Soğuk bir insandır, öyle şakacı bir tarafı yoktur. Öyle olsa bize şaka yaptı diyeceğim. Buz kesti vücudum. Kızlara söylediğimde inanmadılar. Yok ya, yalan söylüyor. Kendisi geldi işte. Bizi korkutmaya çalışıyordur dediler. İyi de o öyle biri değil ki. İlk şakasını da böyle mi yapıyor yani dedim. Şaka yaptığını bile söylemeyecek. Amacı bizi korkutmak dediler. İnşallah öyledir dedim. Kız arkadaşlarım bende kalacaktı o gün. Salona iki tane yatak açtım onlar için. Ama kimsenin uyumaya niyeti yoktu. Sabaha kadar sohbet edecektik. Salonda oturup sohbet ediyorduk. Bir tane arkadaşımız da ellerine oje sürüyordu. O oje süren arkadaşımız bir süre sonra donup kaldı. Hareket etmedi, konuşmadı. Gözlerini bile kırpmıyordu. Ben fark ettim. Kız sana ne oldu, ojeyle kafayı mı buldun dedim. Bir iki dokunduk, elledik, hiç tepki yok. Sonra kaldırdı kafayı. Niye çağırdınız dedi. Gözlerine bakınca anladım. O bizim arkadaşımız değildi. Yerine başka bir şey gelmişti. Bu kez daha gür bir sesle tekrarladı. Beni niye çağırdınız dedi. Korkarak da olsa konuştum. Arkadaşımızı rahat bırak. Ona zarar verme. Biz seni kötü amaçla çağırmamıştık dedim. Çağırdınız ama dedi. Sonra gülümsedi. Gitmeyeceğim. Çağırdınız. Kalacağım dedi. Kararlı ve kendinden emin konuşuyordu. Konuştum dediğime bakmayın. Ya bayılacaktım ya da altıma yapacaktım. İçimden dua okumaya başladım. Dua okuduğumu anladı. Seni küçük o dedi bana. Yaptığın her şeyi biliyorum. Baban da biliyor mu? Baban kalp hastası. Duysa belki de ölür. Hepsini söyleyeyim mi? Anlatayım mı dedi. Gerisi yok bende. Bayılmışım. Gözümü açtım, yatağımda tek başımayım. Yanımda hiç kimse yok. Salona gittim, arkadaşlarım orada oturuyor. Neden yanımda değildiniz? Niye beni tek başıma bıraktınız orada dedim. Hiçbiri de konuşmadı. Sadece baktılar bana. Cevap versenize dilinizi mi yuttunuz? Bir şey söyleyin dedim. O sırada diğer odadan gelen arkadaşlarımın sesini duydum. Ebru uyandın mı?
Biz odadan çıkamıyoruz dediler. Odaya nasıl kaçtım bilmiyorum. Bütün arkadaşlarım, ev arkadaşım da dahil duvarın dibine çökmüşler. Dizlerini kendilerine doğru çekip dua ediyorlar. Ev arkadaşım kızıyor tabii. Sizin yüzünüzden oldu, sizin aptallığınız yüzünden oldu diyor. Haklı da. Arkadaşımızın birinin erkek arkadaşı vardı. Bizim oraya da yakın bir yerde oturuyordu. Ben onu arayayım. Erkektir sonuçta, yanımıza gelsin. Onun yanında daha rahat oluruz. Bize yardım eder dedi. Ben de olur çağır dedim. Polis çağıramayacağımıza göre bir arkadaşımızı çağıracaktık. Arkadaşım erkek arkadaşıyla konuştu. 5 dakika geçmeden kapı çaldı. Ne çabuk geldi. Kapının önünde mi bekliyormuş dedim. Önemli olan kapıyı kimin açacağıydı. Hiçbirimiz odadan çıkamıyorduk ki. Hepimiz birlikte çıkmaya karar verdik. El ele tutuşarak dış kapının oraya kadar gittik. Kapıyı açınca arkadaşım sevgilisinin boynuna sarıldı. Ağlamaya başladı. Can çok kötü şeyler yaşıyoruz. Lütfen bize yardım et dedi. Can çok sakindi. Ben de böyle şeylere inanmıyor galiba dedim. Bence sakinliği geçiciydi. Birazdan anlayacaktı. Biz anlattıkça tepkisiz bir şekilde dinledi. Sakin olun, ben buradayım artık. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Olursa da bize gideriz. Benim ev arkadaşım evde yok. Tek başımayım. Sıkıntı olmaz yani, merak etmeyin dedi. Odaya tıkılıp kalmayalım, balkona geçelim dedim. Balkonumuz da küçücüktü, zor sığdık. Birazımız oturuyor, birazımız ayakta. Can o anda ne yapsa beğenirsiniz. Onlar geldiğinde ne yapacaksınız biliyor musunuz dedi. Ne yapacağız? Sen biliyor musun dedik. Biliyorum dedi. Ve balkonun demirlerinin dışına çıktı. Bakın işte bunu yapacaksınız dedi. Ve hepimizin gözleri önünde kendini balkondan aşağı attı. Feryat figan bağırmaya başladık. Zil sesini duydum o anda. Koştum kapıyı açtım. Sesi duyup gelen komşular zannettim. Baktım ki karşımda Can. İyi misiniz, dışarı çığlık sesleriniz geliyor dedi. Ben o anda ikinci kez bayıldım. Gözümü açtığımda bu kez sabah olmuştu. Arkadaşlarım pencerenin önünde oturuyordu. Can da oradaydı. Ne oldu? Biz dün ne yaşadık? Kabus mu gördük dedim. Can'a bakıp yaşadığı için şükrettim. Şükürler olsun Can. Balkondan atmamışsın kendini. Anlattılar mı sana neler olduğunu dedim. Anlattılar. Hepsinden haberim var. Senin ayılmanı bekledik. Hadi kalkın. Bize götürüyorum sizi dedi. Toplandık ve Can'ın evine gittik. Can'ın evi 1+1'di. Çok küçüktü. Sinir boşalması oldu hepimizde. Eve girdiğimiz gibi ağlamaya başladık. Ama nasıl ağlıyoruz? Can hangimizi teselli edeceğini şaşırdı. Grubun en korkağı olarak ben 2 kez bayılmıştım. Sokakta kalmayı, o evde kalmayı tercih ederdim. İşte cahillik, o evden çıkınca bitecek zannediyoruz. O alemden bu aleme gelip seni evinde, odanda bulan, her yerde bulur. Onlardan saklanmak, kaçmak mümkün mü? O zaman mümkün olduğunu zannediyorduk. Bir süre Can'ın evinde kalırsak her şey yoluna girer diye düşündük. O gece çok kötü bir olay yaşandı. Biz kızlar salonda kalıyoruz. Can da kendi kız arkadaşıyla birlikte içeride kalıyor. Gece uyurken sırtımda bir el hissettim. Yanımdaki arkadaşım yapıyor zannettim. Yapma, huylanıyorum dedim. Ama devam etti. O el karnımda, göğsümde gezinmeye başladı. Arkamı döndüm ve sinirle sana yapma diyorum dedim. Arkamda olan, bana dokunan Can'dı. Bütün kızlar uyuyordu. Bana eliyle sus diye işaret yaptı. Ben bağırmaya başladım. Uyanın, Can burada, bana saldırıyor diye. Can odadan çıkıp geldi. Ne oluyor kızım, kim saldırıyor sana dedi. Korkumu anlatamam bile. Can'ın kılığında gelen cindi. Ben dedim bu evde daha fazla duramam. Ben bir camiye gidip hoca bulacağım. Benimle gelmek isteyen gelsin dedim. Tabii ki hepsi de geldi. Yakında bir cami varmış, oraya gittik. Kimse yoktu ama camide, bomboştu. Biz de hocanın gelmesini bekledik. Saatler sonra geldi hoca. Elini eteğini öptüm. Allah rızası için hocam bize yardım et. Yardım edemeyeceksen de bir yol göster. Yardım edecek olanı bul bize dedim. Bugün siz burada kalın. Kur'an kursu odalarımız var. Orada rahat edersiniz. Bir deneyelim bakalım buradayken de gelecekler mi dedi. Oradayken gelemediler ama gelmeye çalıştılar. Pencereden baktığımda hepsinin caminin dışından bizi izlediğini gördüm. Sanki bir çıkın da gösterelim size der gibi baktılar. Sadece 1 gün kaldık orada. Ertesi günü hoca yanında başka bir hoca getirmiş. Gençlerimiz buradalar. Biz bugünlük misafir ettik. Sen bir konuş, ilgilen istersen. Allah rızası için yardımcı olalım dedi. O hocanın da elini ayağına yapıştım. Allah rızası için kurtarın bizi. Ben aklımı yitireceğim yoksa.
Sabaha kadar onları gördüm caminin dışından. Eğer buradan çıkarsak bizi öldürürler, parçalarlar dedim. O hocadan Allah binlerce kez razı olsun. Beni ve arkadaşlarımı kurtardı. Size nasıl kurtardığını da anlatmak isterdim ama maalesef büyük bir sır bu. Çünkü hocanın yaptığı uygulama aslında yasaklı bir uygulamaymış. İnsanlar tarafından değil, cinler tarafından yasaklanmış. Hoca bizim kaldığımız odayı koruma altına almıştı. Bu yüzden cinler ne bizim ne yaptığımızı görebiliyor, ne de ne konuştuğumuzu duyabiliyordu. Eğer bu odanın dışında burada ne yapıldığını anlatırsanız, sizi hiç kimse kurtaramaz demişti. Bize yemin ettirmişti tek tek, ne yaptığını anlatmayacağımıza. Ben de ömrüm boyunca o yemine sadık kaldım. Kalmaya da devam edeceğim. O varlıklar bir daha zarar veremedi bize. Biz de böyle aptalca şeylere asla kalkışmadık. Lütfen benim de hikayemi yayınla. Şimdiden ağzına sağlık. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın. Ya kafir, ohruç nama.